geldiniz. Kocaman bir Eylül ayında geride bıraktık ve ben bu ay 10 tane kitap bitirmişim. Böyle saydıktan sonra bunları ben mi okudum ya diye düşündüm. Ama gözünüz korkmasın. Anna Karenina'yı okuyacağım için hep böyle 100-200 sayfalık kitaplar seçmiştim kendime ayın ilk yarısında okuyayım diye. Ama Anna Karenina'yı da 10 günde bitirdim. Sonrasında da böyle bir 10 gün bir boşluğum kaldı. Ona işte toplamda 10 tane kitap sığdırmışım. Şimdi kitaplara geçiyorum. Öncelikle John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabını okudum. Buna biraz geç kaldığımı düşünmüştüm açıkçası. Zaten 100 temel eserde de yer alıyor bu kitap. Hani ilkokulda olmasa bile ortaokulda genelde okuyor öğrenciler. Ben atlamışım nedense, o zamanlar okumamışım. Üzerine çok fazla konuşulacak kavramlar var aslında. En büyüğü de güçlü ve zayıf kavramları arasındaki çatışma, dost düşman, işte işçi ve patron arasındaki bu zıtlıkları işliyor. George ve Lenny arasında bir dostluk var ve bunlar bir çiftlik hayaliyle yola çıkıyorlar. Ve onun sonrasında işte o gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu, işte katılan arkadaşlar vesaire derken güzel bir kurgu olmuş. Çok üzerine birçok kavramın böyle gerçekten akıllıca yerleştirildiğini düşünüyorum. Zaten bunun detaylıca videosunu çekmiştim. İsterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğuna koyarım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir diğeri Ömür İklim Demir'in Muhtelif Efhamlar kitabı. Bunu sizden birisi bana önermişti. Hatta dedim bulamadım yani yorumlardan. Kim önermişti diyorum, bunu ben yazmışım not defterime. Bulamadım, neyse sonra anlaştık, buluştuk kendisiyle. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu kitap Ömür İklim Demir'in ilk kitabıymış. Aynı zamanda bir öykü kitabı. İçinde bakalım, şu an hatırlamıyorum, 3, 6, 10 adet öykü var. Ve hepsi böyle çok özgün bir şekilde içerisinde bir iki kavramla birbirleriyle birleşen öyküleri var. Ben çok çok beğendim. Eğer öykü kitabı okumayı çok seviyorsanız bu yazarı mutlaka okuyun diyorum. İkinci kitabı çıkarsa ben de mutlaka almak istiyorum. Çok değişik, güzel bir kitaptı. Bir diğeri Zweig'in Amok Koşucusu. Bunu da yine tabii ki çabuk okurum diye seçmiştim. Hani bu arada 60 sayfalıkmış zaten. Ve beni gerçekten böyle zirvelere çıkardı. Böyle çok merak ederek okuduğum bir kitap oldu. Beni heyecanlandırdı açıkçası. Amok Koşucusu zaten böyle kitabın içinde de geçiyor. Şimdi söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ondan da emin değilim. Bazılarınız çünkü spoiler diye hoşuna gitmiyor bu tarz şeyleri söylemem. O yüzden kitabın içinden okursanız belki sizin için daha güzel olur. Heyecan doluydu. Yani böyle bir kadının sırrını bir doktora söylüyor. Sonra doktor onu çözümlemek istemiyor. Sonrasında da işte pişman olup onun peşinden koşuyor aslında. Onu yakalamaya, işte bu sorunun çaresini bulmak istiyor. Onunla ilgili bir kitap ama o duyguları, psikolojik analizleri tabii ki Zweig çok iyi başarıyor biliyorsunuz. Bu da güzel kitaplardan birisiydi. Hatta en sevdiklerim arasında oldu. Bir diğeri Albert Camus'un Yabancı eseri. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Burada Albert Camus aslında bu absürdizm felsefesini burada yansıtmış. Bunun da yine detaylıca bir videosunu çekmiştim. Aşağıya bilgi kutucuğuna eklerim yine izlemediyseniz. Oradan izleyebilirsiniz. Burada Mersu karakterimiz var. Annesinin ölümüyle başlıyor hikayemiz ama isminden de anlaşılacağı gibi yabancı bir karakter. Yani toplumun standartlarına, herkesin düşündüğü düşünceye uymak istemeyen, uymayan, böyle hayatı da çok rastgele yaşayan bir karakter aslında. Tabii ki burada absürdizm kavramının da çok iyi yansıtıldığı yerler var. Kitabın teması olsun, karakterleri olsun, burada çok iyi yansıtılmış. Zaten 57 yılında Nobel Edebiyat Ödülü de almış. Burada tabii ki felsefi bir altyapı olması gerekiyor. Ya öncesinde ya da sonrasında Albert Camus'un felsefesini okuyabilirseniz daha iyi oturacağını düşünüyorum. Ya da benim videomu izlerseniz güzel olur. Okuduktan sonra izlerseniz daha iyi olabilir. Albert Camus'un felsefesini aktardığı diğer kitapları Sisyphos Söyleni ve Baş Kaldıran İnsan. Ben de onları listeme ekledim, okuyacağım.
Bir diğeri ise André Gide'den Pastoral Senfoni. Bu aslında benim Marcel Proust'un bu kitabı basım zamanında denk geldiğim bir yazardı. André Gide ondan da bahsediyordu. Yani o zamanlar işte Fransa'da Marcel Proust göndermiş kitabını ve André Gide de bu jüriden birisiymiş. Hani kitabın basımında rol alacak jürilerden birisi ve kitabı okumadan reddetmiş. Hayır demiş işte. Yani bu Marcel Proust'a yapılan büyük bir saygısızlık aslında. Yani hele de böyle bir ünlü bir büyük yazarın bu şekilde davranması. Sanırım eskiden biraz daha böyle snob dediğimiz yazarlar, karakterler daha fazlaymış edebiyat alanında. O yüzden sonrasında Marcel Proust'un bu eseri büyük bir başarıya ulaştığında André Gide ona mektup yazmış. İşte özür dilerim hani böyle bir şey yaptığım için gerçekten pişmanım diye ondan özür dilemiş. Neyse, André Gide'i bu şekilde tanıyordum aslında. Bu kitabını da merak ediyordum açıkçası, listemde vardı. Pastoral Senfoni, pastoral şu anlamında kullanılmış burada. Protestanlıkta pastör deniliyor din görevlilerine. Onunla işte bu doğadaki bu pastoralliği birleştiren, işte bu renklerin, gördüğümüz güzelliklerin böyle bir tınısı şeklinde Pastoral Senfoni ismi koyulmuş kitabın ismine. Beethoven'ın da Pastoral Senfonisine mesaj göndermiş. Öyle bir bilgi var kitabın ön kapağın ön sözünde. André Gide'in hayatından büyük parçalar bulabileceğimiz bir eser aslında. Kendi çocukluğunun da böyle dini baskılar içinde büyümüş. Birazcık hani ailesi de o şekilde büyütmüş onu. Kendisi de bir sorgulamaya girmiş tabii. Onun dışında kuzenine aşık olmuş, onunla evlenmiş vesaire derken. Bu kitabın içindeki karakter bir papaz. Kör bir kıza aşık oluyor ve kör kıza dünyayı anlatmaya başlıyor. Burada aslında görüyorsunuz ki görülen ve görülmek istenen dünya çok çok farklı. Böyle anlattığı üzere kızın kafasında oluşan dünyayla aslında gerçekte olan dünyanın arasındaki farkları görüyorsunuz. Ben çok etkilendim açıkçası. André Gide ne kadar biraz önyargılı davransam da gerçekten başarılı bir eser olmuş. Aynı zamanda şöyle ince de bir kitap. 90-100 sayfalık bir kitabı böyle 1-2 saatte bitirebilirsiniz, bir klasik olmasına rağmen hem başarılı hem de kısa sürede bitirebilirsiniz. Bir diğeri Zülfü Livaneli'nin Gölgeler isimli son çıkan eseri. Bunun etiket fiyatı 29 TL. Ve içinde, yani bu etiket fiyatını söylüyorum çünkü bana çok çok fazla geldi açıkçası. Güzel bir kitap ama bana göre biraz sanki şey gibi olmuş, hani reklam gibi ya da böyle fragman tarzı bir şey. Çünkü Konstantiniye Oteli kitabının bir bölümünün daha uzatılmış versiyonu olmuş bu. Birçok güzel bilgi edindim. Evet, mesela Atatürk'ün mahlasını bilmiyordum ben. O da burada yer alıyor. Söylemeyeyim, siz de kitabı okursanız oradan görürsünüz. Yani başarılı, bilinen, böyle gerçekten önemli karakterleri ele almış. Biraz daha uzun olsaydı keşke. Hani böyle bir, hani Zülfü Livaneli'den kitap bekliyoruz. Sonrasında böyle hani fragman gibi bir eser, bilmiyorum, bana birazcık şey geldi, az geldi açıkçası. Ama güzel tabii, biraz fiyatı düşerse alabilirsiniz. Evet, bir diğeri ve bu ayın az solisti olan Anna Karenina. Tolstoy okumadıysanız bir an önce bence okumaya başlayın. Gerçekten Rus edebiyatını ben hep gözümüz korkar ya, böyle çok ağır, işte okuması zordur vesaire diye, hiç öyle değildi. Anna Karenina ile dedim ki ben bu kitabı herhalde bu ay zor bitiririm. 1000 küsür sayfa. Ama 10 günde böyle hani çok da ekstra başka şeylerle uğraşmadığım için de tabii ki çok çabuk bitirebildim. Böyle sayfalarını resmen yuttum yani. Öyle diyebiliriz. Bir kalabalık bir grupla da okuduk zaten. Çok güzel etkinlikler yaptık Instagram üzerinden. Herkese teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok güzel bir okuma etkinliği oldu.
böyle bir başarılı bir eseri de okumak güzel oldu benim için bu ayda. Her şey var içinde. Yani sadece Anna Karenin olduğu için işte bir kadının ihtirasları, işte kocasıyla alakalı iletişimleri vesaire değil. Her şey var. Din, felsefe, sosyoloji, toplumla alakalı. Yani burada bütün o Rus döneminde yaşanılan her şeyi görebilirsiniz. Aynı zamanda tarihsel bir roman da sayılıyor zaten bu. Oradaki işte işçi kavramını, işçilik dönemlerini, işte burjuva kesiminin davranışlarını vesaire her şeyi burada bulabilirsiniz. Çok güzel bir eser. Sizin de gözünüz korkmasın. Bir an önce başlayın diyorum o yüzden. Bir diğeri ise yine bu ay ilklerden olan Şamanlar Diyarı. Bu da yazarın ilk eseri. Biz bunu Kitap Ağacı olarak okuduk ve sonrasında konuştuğumuzda gerçekten herkesin etkilendiği farklı bir noktası olduğunu gördüm. Bir fantastik kurgu. Asla ön yargılı başlamayın. Yazarın ilk kitabı olmasına rağmen ve bir fantastik kurgu olmasına rağmen o kadar güzel mesajlar var ki içinde. Sosyolojik olarak işte bir toplumun değerlerini yansıtan çok iyi bir eser olmuş gerçekten. Ben de fantastik kitaplara karşı böyle bir ne gerek var bunu okumaya? Yani onu okuyacağım bir klasik okurum diye düşünürüm hep. Ama bu kitabı okuduktan sonra çok yanlış düşündüğüme karar verdim. Aslında yine Asimov'un Vakıf üçlemesi de çok iyi bilim kurgu açısından. Yine bu tarz eserlerde aslında toplumda olan değerleri, yapılanmayı, hani bir olan şeyler üzerinden değil de sanki böyle bir perde arkasından ya da yeni bir dünya yaratıp onun üzerinden aktarmaya çalışıyor aslında. Siz de Barış Müstecaplıoğlu'na bir şans verebilirsiniz. 3 kitabı var sanırım. Bu bir dizi. Biz ikinci kitabına devam ediyoruz bazı arkadaşlarla çok sevdiğimiz için. O yüzden merakla ikinci kitabı da bekliyorum. Hatta bugün gelebilir kargo. Siz de bir şans verin derim. Bir diğeri ise Nikos Kazantzakis'ten Zorba. Bunu Begüm'le beraber okuyacaktık ama aynı zamanda denk gelemedik. O benden önce okudu. Ben de sonrasında zamanım kalınca Eylül'de ekleyeyim dedim listeme ve hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani felsefi bir kitap beklemiyordum açıkçası. Hani bir kurgu ne bileyim hani böyle kapaktan da bir şey anlaşılıyor. Ben arka kapağı da çok okumayı sevmiyorum aslında kitapların. Çünkü çok böyle yönlendiriyorlar bazen. Yani böyle bir felsefi bir altyapısı olan bir eser beklemiyordum. Çok güzeldi. Altını çizdiğim çok fazla yer oldu. Yani Zorba deyince benim aklıma böyle şey geliyor artık. Böyle deli deli bir karakter. Her istediğini, aklına geleni yapan, böyle aklında keşke şunu yapsaydım diye bir soru işareti kalmayan bir karakter olarak geliyor. O yüzden Zorba'dan öğreneceğimiz çok şey var aslında. Siz de mutlaka okuyun diyorum. Bir diğeri ise Gökten Çağrı Aktan'ın Sevimsiz Tanrılar isimli eseri. Bu da yine fantastik kurgu diyebileceğimiz, yine tabii ki mitolojik karakterler de var aslında ya da farklı bir kabile üzerinden anlatıyor. Pangea diye bir ada var ve orada yaşayan putlara tapan bir kabile üzerinden bize yine toplumsal değerleri, sosyolojik mesajları vermeye çalışmış. Yazarın aynı zamanda ilk kitabı bana hediye olarak göndermişti. Ben de bir türlü elime alamadım böyle hani listeler belli ya bizim. O yüzden de bu aya denk geldi. Zaten Ağustos 2018 yılında basılmış. Kendisi birçok öykü ödülü almış. Aynı zamanda Barcelona'da Türkiye'yi temsil etmiş bir yazar. Genç de bir yazar. Kendisini tebrik ediyorum böyle bir kitap yazdığı için ve bana gönderdiği için de çok teşekkür ediyorum. İçinde gerçekten felsefi şeyler var. Yani ben altını çok fazla çizdiğim, benim de sorguladığım ve aynı şeyleri düşündüğümüz çok fazla noktaya denk geldim. Altını çizdiğim şeyleri belki paylaşabilirsem. İnsanlar için 4 kademe vardır ve bu kademelerin en üst mertebesinde Tanrı'da hiç olmuşlar mevcuttur. Bir başka deyişle yaratıcı ve yaratılanlar birbirinden ayrı değildir küçük dostum. Yani burada Tanrılar üzerinden aslında inandığımız, bildiğimiz şeyler üzerinden ve toplumu
oluşturan şeyler, arka planda olan komplolar, hani Türkiye'de olan birçok şeyin de burada yansımasını gördüm açıkçası. Bence çok çok iyi işlenmiş bir kurguydu. İlk eseri olmasına rağmen ben çok başarılı buldum açıkçası. Başarılarının da devamını diliyorum. İkinci kitap olursa mutlaka okumak isterim. O yüzden takip edeceğim yazarı ama şu anda öyle bir planı yokmuş sanırım. Üzerine konuştuk. Öykü üzerine yazmak istiyormuş. Olsun, onları da okuruz. Benim kitaplarım bu şekildeydi. Bayağı okudum. Eylül ayı benim için çok çok verimli geçmiş. Sonrasında da hani düşündükten sonra bunu algılamış oldum. İçinde okuduğunuz kitaplar varsa ya da böyle konusunu beğenip hani ben bunu okurum dediğiniz kitap varsa lütfen yorumlarda bana yazın. Aynı zamanda bir tane bana öneri verirseniz bu önerilerden de ben kitapları ekliyorum listeme. Muhtelif Efhamlar kitabı mesela benim hiç gözüme çarpmayan ama sizin önerinizle okuduğum bir kitap oldu. Yine bana önerirseniz bir sonraki ayda ya da bir sonraki alışverişimde onu sepetime ekleyeceğim. Ve önerilerinizle de bir bu şekilde bir liste oluşturmak istiyorum açıkçası. O yüzden bekliyorum önerilerinizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.